Değerli konuklarımız, şu an Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz ve az sonra salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlarımıza Uşak Belediyesi Sayın Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın direktörlüğünde hazırlanan çok özel bir programı icra edeceğiz. Bugünkü program çok önemli. 2. Abdülhamit Han ve Deha'nın izleri aldığı bir konferansımız. Konferansımızın sunucusu da aynı zamanda sunumunu yapacak olan da araştırmacı yazar Talha Uğurlel ve yanımızda Uşak Belediye Başkanı Sayın Nurullah Cahan var. Önce bu programı soracağız ve Şubat ayında diğer programda neler var onların bilgisini alacağız. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Bütün programlarda sizi görmekten onur duyuyoruz. Neler söyleyeceksiniz bugünkü programla ilgili olarak? Şimdi öncelikle biz Uşak Belediyesi'nin kültür etkinliklerine önem veriyoruz. Ve herhangi bir ayda boş bırakmadan her ay bir kültürel faaliyette bulunuyoruz. Bugün de Türkiye'de araştırmacı yazarlık noktasında üst seviyede bulunan Talha Uğurlel'i şehrimize ikinci defa ağırlıyoruz. Daha önce de misafir etmiştik. Halkımızdan çok büyük teveccüh görmüştü. Bugün de 2. Abdülhamit Han'ın geçmişi ve bugüne kadar yaptıkları konu üzerine inşallah konferansını gerçekleştireceğiz. Yani halkımıza özellikle buradan şu müjdeyi vermek istiyorum. Şubat ayı içerisinde çok güzel etkinliklerimiz var. Bir de yarın Yeşilçam'ın Efsane Şarkıları ismiyle çok güzel bir müzik dinletimiz var. Ben burada da tüm hemşehrilerimi yarın akşamki yine burada Atatürk Kültür Merkezi'nde yapacak olduğumuz bu sazlı söyle eğlence programına hepsini davet ediyorum. Bundan sonraki süreçte de yine Baltalı Yarenlerinin hazırlamış olduğu geceyle ilgili bir tane daha programımız var. Şubat ayını dolu dolu yaşayacağız. Kültür etkinliklerimize hızla devam ediyoruz. Bir de 24-26 Kasım'da da Hocalık Katliamı. Bununla ilgili de sanırım bir projeniz var. 24 Kasım'da düzenlenecek olan. Şimdi özellikle Hocalık Katliamı'nın yıl dönümü olması münasebetiyle hem burada bir konferans gibi halkımızı bilgilendirme programı düzenliyoruz ve yine bu katliamı gençlerimize anlatma adına da güzel programlar organize ediyoruz. Orada da şimdiden vatandaşlarımız o programa katılımlarıyla ilgili bizler bekliyoruz. Sayın Başkanım, aslında yapılan programlara baktığımızda insanları eğlendirirken bir taraftan da aslında bilinçlendiren, gençlerimize yönlendiren tarih, kültürel, sanatsal anlamda bütün etkinlikleri yapıyorsunuz. Peki sizi nasıl takip edecek? İnsanlar bunu nereden ulaşabilirler? Şimdi özellikle biz bunları belediye sitemizden paylaşıyoruz. Şehrimizdeki billboardlara asıyoruz ve sosyal medya üzerinden de mutlaka bildiriyoruz. Bizi sosyal medya üzerinden takip ederlerse, özellikle Uşak Beltr adresindeki belediyemizin internet sitesinden takip ederlerse bu sosyal kültürel etkinliklerimizi birebir haberdar olup bizlerle birlikte olabilirler. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli konuklarımız, biz de buradan müjdeyi vermiş olalım. Şubat ayının arkasından Mart ayında da çok yoğun programlarla sizlerle olacak Sayın Başkanım. Siz kendine çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığı için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Anne yok, annem nerede diyor. Efendim işte evine gitti diyorlar. Hemen araba gönderiyor, annesini geri getir diyor. Ya anne diyor, ben seni görmeyince rahat edemiyorum. Oğlum diyor, ben sevmiyorum diyor. Yani yıldızdır, şudur budur. Ben evimde rahat ediyorum diyor. Yani evinde oturan böyle bir kadıncağız. Çok mütevazi ve çok da hayırsever bir hanım. Abdülhamit Han biliyorsunuz marangoz. Çocukluğundan beri özellikle marangozluğu çok da ileri derecede. Analığı Peristiyo kadın vefat ettiğinde onun sandukasını bizzat kendisi yaptırıyor. Yapıyor kendi elleriyle el ürünü. Bugün mesela İstanbul'da belki birkaç bin tane türbe var. Ve türbelerde sandukalar var. Ama iki tane türbe sandukası diğerlerinden farklıdır. Bir tanesi Peristiyo kadının, diğeri de Beşiktaş sırtlarındaki Yahya Efendi'nin türbe sandukası. Nedir özelliği? Sedef kakmadır. Sedef kakma bir sürü sanduka var. Bu ikisinin farkı boncukla tutturulmuştur. Boncukla tutturulmuş sedef kakma bir Yahya Efendi'de vardır. Bir de Perestü kadında vardır ki Abdülhamit Han onu kendi elleriyle yapacak kadar da demek ki mahirdi. İşte Beylerbeyi Sarayı'na gidin. Beylerbeyi Sarayı'nın o büyük mabeyin salonundaki yemek masası ve sandalyeler Abdülhamit Han'ın emeğidir. Ya da burası Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbe kapısı. Bu türbenin iç demir kapısı 1. Abdülhamit. Sedef kakma, çarpma kapı bizzat 2. Abdülhamit'indir ve bunları yapmıştır. Yani padişahken de bu zanaata devam ediyor, kafasını dinlendirdiğini de iddia ediyor. Gördüğünüz gibi onun döneminde sarayın bahçesinde bulunan büyük bir marangoz atölyesi, hatta o gün Osmanlı Yunan Savaşı var, Dimetoka. Gaziler için burada bizzat kendisi baston imal etmiş. Benim de bir el emeğimin onlara bir faydası olsun diye buradan bastonlar da göndermiş gazi ayrılanlara. Bugün Yıldız Sarayı'na gittiğiniz zaman onun marangozluğuna ait bizzat kullandığı el aletlerini, aleti edevatı orada görebiliyoruz. Ve Şehzade Hamide'ye ve aynı şu cümleleri söylüyorlar. Bizim en mütevazi yaşayan paşamızın konağı bundan daha sadedir. Yani onların cümlelerinde geçen ifade ve büyük mabey. Banyosunu görüyorsunuz bakın mesela. İşte Yıldız Sarayı işte o günlerde şu porselen sobalar falan olmasa baktığınız zaman öyle çok çok da fazla bir ihtişam yok.
Ama geçmişine çok bağlı bir adam. Mesela burası Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı'nda bir ön bahçe vardır, bir de arka gülhane avlusu. Bu da orta avludur. Ve orta avlunun tam ortasında bir kitabe. Tuğra'ya bakın, Abdülhamid Han. Neden? Niye bunu buraya koydurdu? Nedir bu? Bundan 7-8 sene önce Allah korusun 3. Dünya Savaşı'nı çıkaracak bir çarpışma olmuştu. Rusya ve Gürcistan arasında. Gürcistan'da ayrılıkçı iki bölge vardı onlardan dolayı. Neydi adı bölgelerin? Abazya, çok güzel. Ve Osetya. Abazya, yani Gürcistan topraklarını Kanuni fethetmiştir. Ve 3. Ahmet döneminde Lale Devri'nin padişahı bir kale yaptırıyor 3. Ahmet, Soğum Kalesi. O kalenin kitabesi bu işte. Ve 93 Harbi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı. Abdülhamid Han tahta geçirdi, daha bir sene olmuş. Mithat Paşa Sadrazam, Genelkurmay Başkanı Hüseyin Avni Paşa ilk padişahı sormadan, ya bizim ordu iyi mi kötü mü Ruslarla ne yaparız demeden körü köre bir savaşa giriyorlar, ağzımızın payını alıyoruz.